geçinmiş. Burada umuyor sadece arabalarınızı çayın kenarından alın deniliyor. Neden arabanızı alın diyeceğinizi. Çayın kenarındaki evdekiler binaları boşaltın. Binalarınızı boşaltın. Yukarıdan tehlike geliyor, sel geliyor. Neden denmiyor? Belediyenin araçları buralarda geziyorlar. Diyorlar ki saat 12-12.30 arası araçlarınızı buradan alın. Yukarıdan diyorlar sel felaketi olabilir. Ama sadece araçlarınızı alın diyorlar. Dere taşabilir diyorlar. Eşim arabasını oradan alıp arka sokağa şu üst tarafa. Yani bizim binanın arka tarafını geçirene kadar binanın önü komple soluyor. Bina yeni çökmez mi dedim diyecektim. Herkes öyle diyor. Eski binalar duruyor. Baksanıza buralarda. En önce bizim bina çöktü. Bina 5 saat sonra çöküyor. 5 saat sonra. 5 saate kadar hiç kimse gelmiyor. Müdahale etmediler. Biz 5 saatte ben oralarda çırpındım. Konuşabildiniz mi kızlar? Kızla balkondan konuşabildiniz. Telefonla konuştuk. Telefonla konuştuk. Anne iyiyiz biz merak etmeyin. Siz kendinize bakın dediler. Sel felaketi öncesinden burada belediyeler anons yapıyorlar. Dere kenarındaki araçlarınızı buradan kaldırın diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda bir su birikintisi geliyor ve eşim binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor. Ne çocuklarım dışarıya çıkabiliyor, annem babam, ne de biz, eşim binaya girebiliyor. Bunlar saatlerce, en son benimle konuşmuştu saat 12.30'da eşim. Bunlar saatlerce saat 5'e kadar ta ki bina yıkılana kadar bu şekilde bu binada mahsur kaldılar. Çıkamadılar. Çıkamadılar. Ne bir yardım, ne bir şey, hiçbir şey.